Kentsel dönüşüm, kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm konusunda halkın fikirlerini öğrenmek adına 12 ilde 130 kişiye ilk olarak şu soruyu sorduk. Türkiye genelinde uygulanmakta olan kentsel dönüşüm projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kentsel dönüşüm projesiyle alakalı olumlu düşünüyorum. Yalnız oradaki yıkılan evlerde kalan vatandaşların haklarının tam olarak teslim edilmesinden yanayım. Vallahi kentsel dönüşüm aslında çok güzel bir şey. Olması gereken bir şey. Benim kendi şu anda oturduğum bina mesela 35 yıllık. Ben Kocaeli'nde oturuyorum ama normalde gelmesi gereken bir şey. İnşallah yakın bir zamanda gelir, biz de kurtuluruz yani. En azından yeni evde oturmuş oluruz. Olumlu düşünüyorum yani, çağımızın bir ihtiyacı olarak düşünüyorum. Şimdi ilgili halka sorduğumuz bir diğer soruysa şöyleydi. Sizin eviniz bu proje kapsamına giriyor mu? Evet, ben de Gazi Osman Paşa semtinde oturuyorum. Bizim de muhit yer alıyor. Ben destekliyorum ama devlet eliyle olmasını destekliyorum. Yok. Yani hiçbir fikrim yok diyorum ya. Hayır. Yok, hayır değil. Girmiyor. Hayır, girmiyor. Benim şu anda ikamet ettiğim yerler bu kapsamın dışında kalıyor. Evet, dahilinde. Evet, proje. Kentsel dönüşüm konulu araştırmamızı şu soruyla sonlandırdık. Kanun kapsamında 7 milyon evin yıkılacağı ve vatandaşların geçici olarak başka yere yerleşmeleri konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben çok sıcak bakmıyorum. Şimdi geçici olarak şöyle, yani eğer bir kısa bir süreç içerisinde olursa sıkıntı olmaz ama uzun vadeye yayılırsa sıkıntı olur. Yani kira bedellerinin en azından ödenmesi gerekiyor. Rahat ettirilmesi gerekiyor insanlar. Ama uzun vadede bunun da iyi olacağını... Eğer şahıslar tekrar kendi konutlarına dönmeye talepleri karşılanırsa olumlu karşılıyorum. Ya devlet bu tür işleri önceden planlayıp yapmalı diye düşünüyorum. Yani en azından zor şartlarda yaşayan vatandaşların önce bir güzel yeri görüp oradan memnun kalması, banyosuyla, doğalgazıyla, diğer imkanlarıyla, güzel şeylerle buluşup böyle de yaşanılıyormuş noktasında bu güzellikleri talep etmesi, sonra yapılacak işe gönülden destek vermesi daha mantıklı diye düşünüyorum.